Karadağ'dan, Bıtva'dan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Çınar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomuzun konusu Karadağ'da Schengen vizesi almak diğer ülkelere göre, yani daha doğrusu Türkiye'ye göre daha mı kolay, daha mı zor olacak? Bu konuda çok fazla soru geliyor. Biz de bunları cevaplamak istedik. Bana göre, benim 3 senelik gözlemlerimle, 3 senedir burada yaşıyorum arkadaşlar. 3 senede çok fazlasıyla şirket açtık zaten. Çok fazlasıyla Schengen başvurusu yaptık resmi yollarla, konsolosluk aracılığıyla. Ve çok fazlasıyla da Schengen vizesi alan kişi gördüm. Gözlemlerime göre %100 söylüyorum arkadaşlar. Çok emin söylüyorum. Zaten birazdan rakamlarla da bunu göstereceğim size. Karadağ'da Schengen vizesi almak Türkiye'ye göre çok daha kolay arkadaşlar. Bu demek değildir ki millete gidin 5.000 euro, 10.000 euro verin Schengen vizesi almak için. Bunu asla demem. Bunu kimse de diyemez zaten. İllegal yollara kesinlikle bulaşmayın. Bunu da söylemek istiyorum. Burada zaten oturum hakkınız, yani şirket kurup oturum aldığınızda Schengen vizesine başvurma hakkınız var arkadaşlar. Bunu yasal yollarla yapın. Kendiniz de yapabilirsiniz. Bizler de yardımcı olabiliriz. Yani Karadağ'da şirketiniz varsa, oturumunuz varsa zaten Schengen vize hakkınız oluyor. Çalışan olarak da Schengen vizesine başvurabiliyorsunuz ama o zaman biraz daha düşük bir ihtimal, alma ihtimaliniz biraz daha azalıyor. Şimdi diyeceksiniz nasıl bu kadar emin konuştun Türkiye'ye göre daha kolay Schengen vizesi almak diye. Bunun için bir video hazırladım sizlere bilgisayarımdan. Ekran görüntüsü kaydederek, çünkü bunu ispatlamam gerekiyordu. Açıklama kısmında bu arada linklerin hepsi mevcut. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi dilerseniz bilgisayar tarafına geçelim. Ben kaybolacağım şimdi ekrandan. Sadece sesimi duyacaksınız. Bilgisayardan size bunu açıklayacağım. Hadi bakalım. Rakamlar resmi rakamlar. Aslında her şeydir arkadaşlar. O yüzden resmi siteden bakalım. Kaç kişi ne almış, ne reddiyemiş, hangi ülkeden almış. Ona göre de siz karar verin. Çünkü bu benim söylememle ya da Ahmet'in, Hasan'ın, Mehmet'in söylemesiyle bu kolay, bu zor diye değil. Rakamlarla ispat edilecek bir şeydir. Şimdi 2018 yılında bakalım. Kaç kişi Türkiye'den almış, kaç kişi Karadağ'dan almış, reddiymiş. Resmi sitenin linkini bu arada açıklama kısmında bırakıyorum arkadaşlar. Siz de oradan kontrol edebilirsiniz. Country'de sağ tarafta Karadağ seçeceğim arkadaşlar. Veya bu sağ tarafta Türkiye seçelim hadi. Sol tarafta da Montenegro, yani Karadağ seçelim. Şimdi yıl 2018. 2018 yılında Karadağ'dan toplamda 1156 kişi Schengen vizesine başvurmuş. Bunların 1079 tanesi almış. Sadece 23 tanesi reddiymiş. Yani Karadağ'da reddiyen sayısı %1,5 ile 2 arası bir şey. Hemen Türkiye'ye bakalım. Türkiye'de toplam 879 bin kişi başvurmuş vizeye. 799 bin tanesi almış. 74 bin tanesi reddiymiş. Yani reddiyenlerin sayısı yaklaşık %9 ile 10 arası. Burada bile ciddi bir fark var zaten. Yani 2018 yılında %8 ile 9 arasında reddiymiş Türkiye'de. Karadağ'da ise bu rakam %1,5 ile 2 arasında. 2019 yılına bakalım. Hadi 2018'de bir sürpriz olmuştur belki. 2019'a bakalım. 2019 yılı için gene sol taraftan Montenegro'yu seçeceğim. Sağ taraftan Türkiye'yi seçeceğim. Bakalım 2019 yılında neler olmuş Schengen vizesi başvurusu durumunda. Türkiye'den 906.862 tane başvuru olmuş Schengen vizesine. 87.651 tane reddiymiş. Yani yine yaklaşık %9 ile 10 arasında bir red var. Yani her 10 kişiden bir kişi reddiyor başvuran. Türkiye'de gibi düşünebiliriz, ya da 9 kişiden. Karadağ'dan olmuş 1288 kişi başvurmuş. 59 tane reddiymiş. Yani rakam yine %2 gibi sabit olarak. Arkadaşlar, yani bu rakamlar bile resmi siteden gösteriyor ki Karadağ'dan Schengen vizesi almak daha kolay. Ha, bu demek değildir ki %100 Schengen vizesi alabilirsiniz. Ama yani yapılan açıklamalar doğru bir yerde. Türkiye'ye göre Karadağ'dan Schengen vizesi almak çok daha kolay. Ama son zamanlarda şöyle bir şey var. Burada çalışarak değil de şirketinizin olması gerekiyor Schengen için. Çalışanlar da başvurabiliyor ama onların prosedürleri biraz daha farklı. Evrakları biraz daha farklı. Biz 3 senedir burada, yani bunu çok iyi gözlemliyoruz. Kimler Schengen vizesi alıyor vesaire diye. Genelde şirket sahipleri şirket evraklarıyla çok rahat vize alabiliyorlar. Çok nadir reddiyorlar. Evrakları tamsa hiçbir sorun yaşamıyorsunuz Karadağ'da arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz Türkiye'de de yaşanmayabilir. Hayır, Türkiye'de evraklarınız tam olsa bile sorun yaşayabiliyorsunuz. Seyahat amacınızı beğenmedik deyip sizi reddedebiliyorlar. Ama Karadağ'da
böyle bir şey söz konusu değil. Bu demek değildir ki arkadaşlar, böyle Schengen vizesi için sizden çok anormal paralar isteyenler, 5000 euro, 10.000 euro gibi rakamlar isteyenlere kesinlikle inanmayın. Böyle kişiler de var, ya da sizi getireceğiz, orada çalışan olarak göstereceğiz, sonra Schengen vizesi alacağız diyenlere de inanmayın. Çok fazla bu konuda dolandırıcılıklar ve mağduriyetler yaşanıyor. Bu tamamen resmi rakamlar. Schengen vizesi de bu arada turist vizesidir arkadaşlar. Avrupa'ya rahatça gidip gezmeniz için, görmeniz için ve geri dönmeniz içindir. Yani gidip Schengen vizesi çalışma vizesi değil. Orada gidip çalışamazsınız Schengen vizesiyle. Öncelikle Schengen vizesinin ne olduğunu iyi anlamanız gerekiyor. Demek ki neymiş arkadaşlar? Karadağ'da Schengen vizesi almak Türkiye'ye göre daha kolaymış. Bu tabirde hiçbir yanlış ya da eksik bilgilendirme yok. Tabii ki %100 alacağınızı kimse garanti edemez arkadaşlar. Tabii ki resmi yollardan şaşmamanız gerekmekte. Tabii ki de çok büyük paralar harcamanız gerekmemekte. Burada şirketiniz varsa, oturumunuz varsa Schengen vizesi almak Türkiye'den daha kolay. 2 2 daha 4. Hoşçakalın.